Evet arkadaşlar, şimdi Add New Folder sayfamızı bu bölümümüzde tasarlayalım. Burada ilk önce ben router klasörümdeyim. Burada index.js dosyamda yeni bir path oluşturacağım. Ondan önce burada components klasörümüzde mobile isminde bir klasör oluşturacağım. Ve bu klasör altında folders view isminde bir dosyam olacak. Ve ben buradan router dosyamdan buranın path'ini oluşturacağım. Burada folder root'u geldiği zaman komponentlerden mobile klasörün altındaki folders'ı yükleyeceğim ve name olarak da folders'ı vereceğim. Buradan file view dosyama geleceğim ve burada da bizim router linkimizde name'imiz folder olacak. Ve biz buradan folder sayfamıza gidiyoruz. Şimdi burada ben bir div daha oluşturacağım ve burada mobile folder list isminde bir sınıf oluşturacağım. Burada da oluşturalım. CSS tarafında mobile folder list dedim. Ve burada ben hate'imizi hatch olarak kullanacağım. Yani bir ekranı kaplayacak kadar bir hate kullanacağım. Ve width de %100 olacak. Ve bunu görmek için bir arka planning'e ekleyeceğim. Background color break dedim. Gördüğünüz gibi burada bir ekran kadar bir hate kullandık. Ve burada ben bunun altında ilk önce yine bir h1 oluşturuyorum. Burada folders yazsın. Burada daha sonrasında yine bir div oluşturacağım. Bu divin altına u elementimizi ekleyeceğim. Burada ben display flex diyeceğim. Ve align items'ı center olarak işaretliyorum. Yani bizim elemanlarımız ortaya gelsin. Fakat ortaya gelsin derken tam ortalansın diye, yani buradan yukarıdan ve aşağıdan uzaklıklarının artsın diyorum. Ve burada justify content'ini center deyip burayı direkt ortalıyorum. Ve burada ben bir folders, bizim dosyalarımız burada istersin. Bir de burada bizim klasörümüzü oluşturacağımız input'umuz olsun. Burada create folder diyeceğim. Ve burada ben create folder'ı ekranın en alt köşesine atacağım. O yüzden ben burada position native diyeceğim ve bu mobile folder listim içerisinde oluşturduğum divlerimi bu sınıf sınırlarında serbest bırakacağım. Burada create folder'ın position'ını absolute yapacağım ve bir de buraya bir arka planning'e ekleyelim. Buradan webgradients.com'dan bir arka planning'i seçeceğim. Burada kullanabileceğiniz güzel arka planlinklerini seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan mesela Frozen Dreams'i seçeceğim. Ve copy CSS dedim ve buraya ekledim. Ve burada ben alt kısımdan, hatta biz burada yüzü hiç değil de ben tam bu görünen ekranı ağırını kapsamasını istiyorum. O yüzden ben burada 100 UHD bunu 90'a düşüreceğim. Yani artı inmesin, bizim scroll olmayalım yani. Ve ben burada bir input oluşturacağım. Bizim position'ımız absolute'tü. Ben buraya bir input ekleyeceğim. Type text olacak. Ve burada ben yukarıdan aşağıdan 0 piksel uzaklıkta yapıyorum. Yani aşağıya yaslıyorum. Ve bu tam aşağıda olmasın. Ben bunu biraz uzaklaştıracağım aşağıdan. 10 piksel veya 20 veya şöyle diyelim, ikilem kadar uzaklaştıracağım. Ve burada %100 genişlik kullanacağım. Ve burada içerisine ekleyeceğim input'umun da bitini %100 yapacağım. Ya da %100 değil, ben %90 yapacağım.
Ve bu arada padding ile uzaklaştıracağım iç uzaklığını. Padding dedim, 0,5 RAM dedim. Veya burada da ben display flex yapacağım. Align items'ı center olarak işaretleyeceğim ve justify content'i de center yapacağım. Bu arada align items'a gerek yok. Ben justify content'ı direkt center olarak işaretledim. Ve bu input'umuzu biraz daha stilendirelim. Ben ilk önce burada border'ı, outline'ı kaldıracağım. Ve bunun height'ini biraz daha arttıracağım. 20 piksel olabilir veya daha fazla. 40-50 piksel yapacağım. Daha sonrasında burada border radius diyeceğim. İlk önce yukarıdan, yani buradan o 0 piksel, yukarıdan 10 piksel uzaklaştırdım. Daha sonrasında aşağıdan da şu kısımdan da 10 piksel azalttım. Yani yukarısı sol taraf, aşağısı ve sağ taraf ve burada da 0 piksel yapacağım. Biraz daha arttırırım mı? Tamam, bu şekilde olsun ve ben bunun içerisindeki font size'ını da biraz daha büyüteceğim. 20 piksel yapacağım. İkrem yapalım. Ve ben biraz daha küçülteceğim. 1 RAM'i düşüreceğim. 1,5 RAM yapacağım. Tamam. Ve bir placeholder ekleyeceğim buraya. Place enter for create folder diyelim. Ve burada biraz daha küçük olsun bizim font size'ımız. 1,2 RAM'i düşürdüm. Ve burada üzerine geldiğimizde, yani focus event'ımızda, yani şu anda biz burada yazı yazarken ki event'ımız focus ve ben burada arka planning'ini değiştireceğim. Input'umuz focus olduğu zaman background color'ı ben F. Böyle beyaza yakın bir renk miydi? Üstüne geleceğim. Evet. Ve burada ben transition ekleyeceğim. Bütün animasyonlar için geçerli ve bu 3 saniyede gerçekleşsin diyorum. Üstüne geldiğimde gördüğünüz gibi focus olduğumda hover değil, burada yazı yazmaya başladığım zaman burası çalıştı. Çıkarttığımda imajım buradan tekrardan eski haline döndü. Ve burada ben üst tarafta folders'ta bir oluşturacağım. Ve burada bizim dosyalarımız gelecek. Burada file name diyelim. Burada folders, pardon, folders sınıfımız değil. Burada folder list diyeceğim. Ve buraya bizim dosyalarımız geldi. Burada align items center olarak kullanmayacağım. Yukarıdan biraz uzaklaştıracağım sadece. O yüzden kaldırdım. Burada folder list'in altındaki ulu ben ilk önce style type'ını none yapacağım. Daha sonrasında bir font size vereceğim buraya. Font size dedim. 20 piksel yapacağım. Tekrardan 1,2 RAM de yapalım. Ve yukarıdan da biraz uzaklaştıracağım. Margin top 5 piksel desem. Burayı ben RAM'e çekiyorum. 5 RAM kadar uzaklaştıracağım ve İstediğin arasındaki boşluk içinde bir line height ekleyeceğim. 40 piksellik bir boşluk bırakacağım arada. Ve burada bizim watering yerimiz olacak. Bizim buradaki folders komponentimizde bizim bütün komutlarımız hazır. Biz sadece yine burada isterseniz bir mixin yapısı haline getireyim burayı. Ve burada tekrardan buradaki elementlerimize bu eventleri verelim. Bizim yapacağımız tek şey bu olacak burada sadece. Burada ben mixing'e geleceğim. Burada bizim folder mixing dosyamız vardı gördüğünüz gibi. Ben yine burada folder mixing içerisini alabilirim. Ben buradaki datadan başlayıp watch'a kadar burayı alacağım. Ve buradan bir şimdi bir çıkalım. Normal genişliğimize girelim. Bir yenileyim sayfayı.
Burada bizim property'mizden geldiği için burası duruyor. Ben buradaki data property'mi aldım. Burada bizim data property'miz Metal Stage, Created ve Computed hook'larımız var. Tamam. Şimdi burada ben mixinimi dahil edeyim. Ve burada mixin olarak buraya ekliyorum folder mixini ve biz burada yeniden bir dosya ekleyelim. Test edin ve burada bizim dosyamız oluşturuldu. Tekrardan ben mobi sayfamıza döneceğim. Burada bizim sukuğumuz neden geldi? Şöyle diyeyim, mobile döneyim. Evet. Tamam. Devam edelim. Tekrardan mobil görünümü aldım. Ve burada ben yine bir property geçeceğim burası için. Ben burada folder ısımızda mixinimizde dönüyordu. Ben burada v4 ile v4 diyeceğim burada. Folder in folder isteyip dosyalarımı döneceğim. Çünkü biz burada mixinimizde ekledik. Bir konsola bakayım. Folder is not defined instance. Mobile için biz burada eklemedik. Biz burada eklemiştik. Ben buradan yorumu aldım. Script tag'larımı açtım. Ve export default dedim. Mixin olarak folder mixini kullanacağım. Ve şimdi görmeyi bekliyorum dosyalarımı. Ve karşımıza iki tane döndü. Ama bizim burada iki tane dosyamız var. Evet. Burada arkadaşlar bizim yaptığımız bir değişiklikten dolayı dosyalarımız direkt upload cursor altına geliyordu. Yani burada files'ın altına gelmiyordu. Çünkü biz burada upload URL'imizi config dosyamızda upload URL'de files'ın sonundaki slash işaretlerimizi kaldırmıştık. Ve böyle olunca upload cursor'un altında files ile bizim gönderdiğimiz post ile bu isimleri birleştirdi ve upload cursor'un altında oluşturdum. Şimdi tekrardan geldiğimizde bizim oluşturduğumuz dosyalarımız gözüküyor gördüğünüz gibi. Bir de diğer tarafa geçelim hemen. Burada yine bizim eklediğimiz dosya kadar property karşımıza geliyor. Ve tekrardan biz artık burada isimlerimizi geçelim. Ben burayı kapatacağım tekrardan ve buradan tek ekrana geçeceğim. Ve şimdi burada o anki değerimizin adını geçelim. Burada folder diyeceğim. Tamamdır. Ve burayı bir router link ile yönlendiriyorduk. Aynı buradaki sayfamız gibi bu bizden bir parametre alıyordu yani. Yine burada aynı yönlendirmeyi yapacağız. Ben buranın ismini geç ve buradan yine biz dosyalarımıza yönleniyoruz. Burada bizim info içerisinde bir dosyamız vardı. Ve burada son olarak da bizim mixinimiz içerisinde bulunan create folder metodumuzu buraya çağıracağız. Ve buradaki mixinimizde bulunan folder name'i ilk önce bağlayacağım buraya. vModel dedim. Folder name. Daha sonrasından burada add click olduğu zaman create folder çalışsın diyorum. Burada mouse over özelliğini eklemedim arkadaşlar. Çünkü mobilde mouse over hover özelliklerimiz yok. O yüzden ben eklemedim mobilde onları. Şimdi biz burada bir dosyamızı oluşturalım tekrardan. Ben buraya dosyalarım diyeyim. Enter bastım. vModel create folder fonksiyonumuzun ismi. Folder name evet. Pardon, burada press. Yani burada ben şöyle yapsaydım ekleyecekti evet.
Repress Enter tuşuna bastığımız zaman ama mobilde Enter klavye açılacak ve o şekilde ekleyecek kullanıcı Enter tuşuna basabilir. Ve burada yeniden dosyalarım deyip burada dosyalarımızı yine mobil tarafta oluşturuyoruz. Burada kursörümüze isim yükleyelim. Buraya geldim. Bu ismi seçtim. Add file dedim. Geri döneceğim. Burada bizim 3 tane ismimiz var. Buradan biz yine buradan add new folder'a gidiyorum ve buradan ben ASDF'nin içerisinde bizim yüklediğimiz dosyamızı görüyorum. Ve burada bizim filter fonksiyonumuz vardı. Şöyle ben normal ekrana döneyim.